Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmetleri vatandaşlara anlatabilmek için gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Aklınızdaki her türlü soruyu sorabilirsiniz. Biz de onu sonuna kadar cevaplayacağız. Amacımız sizlerle işbirliği halinde, sizlerin destekleriyle bir çalışma. İlki geçtiğimiz hafta içerisinde Akhisar'da yapılan bilgilendirme toplantısı Demirci ilçesiyle devam etti. Toplantıda Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, Büyükşehir Belediyesi'nin Demirci'de yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vermek ve planlanan çalışmaları anlatmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini dile getiren Genel Sekreter Halil Memiş şöyle konuştu. Amacımız, hedefimiz bugün burada olmadan muradımız, Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz faaliyetler hakkında sizlere bilgiler vermek, planladığımız çalışmaların neler olduğu konusunda yine size bilgiler aktarmak. Ama hepsinden önemlisi, sizlerin Büyükşehir Belediye'mizden beklentilerinizin neler olduğunu sizlerden dinlemek. Yine bunun yanında varsa yürüttüğümüz faaliyetler ve hizmetlerden şikayetleriniz, kendi gözlemlerinize göre noksanlarımız, onları da sizlerden almak. Hizmet sunmanın fıtratında olan, özünde olan bir şey var. En büyük hizmetleri yürütseniz bile, işte dünyayla kıyasladığınızda, birçok kentle kıyasladığınızda, ya bunun gibi büyük bir projeyi hiç kimse yapmadı deseniz dahi, o yaptığınız proje, bir, projenin bulunduğu yerdeki mahalli müşterek ihtiyaçlara cevap vermiyor size. İki, vatandaşın bu yönde bir beklentisi olmadan yapılmış ise, üç, orada yaşayan insanların görüşüne başvurulmamış ve onun tasvibini almamış ise hiçbir işe yaramaz. Ama bazen yaptığımız çok küçük bir hizmet, belki de birçok kişinin ya bu da mı hizmet diyebileceği bir hususu, siz orada yaşayan vatandaşların görüşleri doğrultusunda yapmış iseniz ve orada gerçekten sizin hiç düşünemediğiniz bir ihtiyacı gidermişse, bence o az önce bahsettiğimden çok daha anlamlı diye düşünüyorum. Bu manada sizlerin görüşlerini önemsiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, son olarak salonda bulunan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Memiş şunları söyledi. Belediyecilik hizmetlerinin veya devletin hizmet etmesinin tek bir amacı vardır. Vatandaşın mutlu edilmesi. Eğer sizin yaptığınız hizmetler sonucunda vatandaş mutlu olamıyor ise o yaptığınız hizmetin bir anlamı yok. Yani bunun için de işte bugün buradayız. Evet, sizlerle gerçekten ortak akıllı ortaya koyarak Demirci için bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Bunu da yapıyoruz. Demirci'den, sizlerden gerçekten pozitif enerji aldığımızı ifade etmek durumundayım. Ben çok büyük keyif aldım. Mutlu oldum. Ama sizlerden bir ricamız var. Bazı gecikmeler olan, nihayetinde yeni bir yapılanmaya giriyorsunuz. İşte su kanalizasyon hizmetleri ilçe belediyelerindeydi. İşte seçimden 5-6 ay sonra Demirci devralındı. Birçok ilçe öyle. İşte itfaiyemizin yeri yok. Onu araştırıyoruz. Diğer hizmet birleşme mezbahanın durumu ortada. İşte bunu bir serzeniş, bir mazeret olarak söylemiyorum ama işte bugün şurada dile getirdiğimiz sorunların birçoğu bir yıldır oluşan ve meydana gelen sorunlar değil. Yılların birikimleri. Yıllardır var olan şeyler. Ama ben inanıyorum ki daha önceki yıllarda bu sorunları dile getirebileceğiniz muhatapları çok yakınınızda bulabilmiş olsaydınız bu sorunlar daha erken çözülebilirdi. İşte biz o 90'lığı giderdik bugün. Sizin bize dokunabileceğiniz, bizim de size dokunabileceğimiz mesafedeyiz. Ben sürekli sizinle iç içe olacağız. İşte koordinatör şube müdürümüz her gün burada.
bizler geleceğiz ve sürekli istişareyle öyle inanıyorum ki yılların birikimi olan, işte özel idaredeyken çözülmemiş yollar, 10 hamleli yerin yolu, bugün doğmadı bu soru. Bizler sayesinde, sizler sayesinde hep birlikte güç birliği yaparak çözüme ulaşacak.